Herkese merhaba. Bugün sizinle birlikte kahve yapacağız arkadaşlar. Eminim birçoğunuz biliyorsunuz ama tabii ki birçoğunuz da nasıl köpükle yapılır bazen yapamayabiliyoruz. Ben bir fincan yapacağım. Şekerli yapacağım. Normalde aslında hiç şekerli kahveyi sevmiyorum ama sizin için şekerli de yapacağım. Ki hep birlikte bol köpüklü kahve nasıl yapılır hep birlikte görelim arkadaşlar. Cezve olarak bunu kullanacağım. Evde başka cezvem yok. Şu an için bu var. Normalde kahve makinesiyle yapıyorum. Yalnız hepimizin evinde kahve makinesi maalesef ki yok. Hepimiz de bildiğimiz üzere. Ben soğuk su kullanıyorum. Siz nasıl kullanıyorsunuz hiç bilmiyorum. Ama ben kahvemi soğuk suyla yapıyorum arkadaşlar. Daha köpüklü, kıvamının daha güzel olması için. Şimdi hep birlikte başlayalım. Bir fincan soğuk su döküyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında elimde şu an bu kahve markasından var. Şu şekilde gördüğünüz gibi bir tatlı kaşığı kahveyi döküyoruz ve karıştırıyoruz arkadaşlar. İyice karıştırıyoruz. Daha sonrasında şekerli içecek arkadaşlar, normal orta şekerliler için bir çay kaşığı şekerimizi atıyoruz. İsterseniz ola ki tatlı istiyorsanız tatlı isteğiniz için iki kaşık atabilirsiniz. Tekrardan yine karıştırıyorum. Daha sonrasında ocağıma alacağım. Ocağımızı yaktık. Ben kahve olurken hiçbir şekilde karıştırmıyorum arkadaşlar. Kendi haline bırakıyorum. Köpük olmasını bekliyoruz. Bu şekilde. Fincanımı da getirdim. Gülen kızımı. Şimdi hep birlikte bekliyoruz arkadaşlar. Kahve aslında çok kolay gibi gözüküyor yapılması. Yalnız köpüklü olması bazen gerçekten çok zor olabiliyor. Yapamayabiliyoruz. Yeni öğrenenler için gerçekten bazen imkansız gibi geliyor. Bunu en azından çok çok iyi biliyoruz hepimiz. Bakın bu şekilde köpürmeye başladı tabandan. Tripodumu biraz aşağı indirdim ki dibindeki kaynamaları siz de görebilin diye. Bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar kaynatıyoruz. Özellikle kız istemede hepimiz çok iyi biliyoruz bol köpüklü istenilir. Ben birebir katıyorum. Mutlaka soğuk suyla yapın. Hiçbir şekilde sıcak su katmayın. Çünkü sıcak su kattığımız zaman gerçekten köpürmesini de engelliyor. Daha sonrasında bu kadar kaynamadan sonra ben hafif köpüğümden alacağım. Bakın. Evet, tekrardan kaynamaya bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi kaynıyor kahvemiz. Allah aşkına, köpüksüz bir kahve. Fincanın gazabına uğradım ve kahvem köpüksüz oldu gördüğünüz gibi. Tekrardan bir video daha çekip sizlere geleceğim. Abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Her zaman her şeyi dört dörtlük yapacağız diye burada da gördüğünüz gibi kaide yok. Hayatta her şey olabilir. Burada da göründüğü gibi bakın. Köpüksüz oldu. Şimdilik hoşça kalın.